Sağlıkta erken teşhisin önemi de her geçen gün artıyor. Bunun için de işin uzmanları tarafından tedavi edilmek gerekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dahiliye Romatoloji Anabilim Dalı Sivaslı ve şehir dışından gelen hastalarını ağırlamaya başladı. Bünyesine kattığı yeni ekip ve ekipmanlarla hizmet veren bölümde iltihaplı damarlar, romatizma hastalıkları, damar hastalıkları, el ve ayaklarda oluşan sertleşmelerle, eklem ve kemik hastalıkları ile damla hastalıkları gibi birçok hastalık tedavi ediliyor. Dahiliye Romatoloji Anabilim Dalı Cumhuriyet Üniversitesi'nde hastalarına hizmet veriyor. Türkiye'de birkaç ilde bulunan Dahiliye Romatoloji Bölümü Sivas'ta da yeni ekip ve ekipmanlarıyla hizmet veriyor. Kas iskelet dokularının anatomi ve biyolojisiyle yakından ilgilenen Dahiliye Romatoloji Bölümünde hastalar ultrason ve kamelaksok teknolojisiyle tedavi oluyor. İklim ağrıları, tendon ağrıları, iltihap ağrıları, meydana gelen ultrasonla daha çok yakalamak şansı var diyor. Diz dışı da ayak bileği, omuzlu, el bileği, bileği üzerinde ultrasonla oradaki iklim ve tendon ağrıları bırakabiliyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi Dahiliye Romatolojisi Anabilim Dalı Yardımcısı Doçent Doktor Ali Şahin bölüm hakkında Kanal 58 habere bilgiler verdi. Bölümümüzde birçok hastalığın erken tanısını, tedavisini koymak amaçladık biz daha doğrusu. Bölüm o yüzden iki tane poliklinikte şu an hizmet vermekteyiz. Poliklinikimizin birinde özellikle girişimsel işlemler, ultrason ve diğer tekniler için, özellikle kapiloskopi diğer tekniler için kullanmaktayız. Yukarıda 9. katta servisimiz var, romatoloji servisimiz var. Orada da yaklaşık 20 yatak kapasitemize sahibiz. Burada yine yaklaşık 20'ye yakın yataklı servisimiz var. Şahin, erken teşhisin önemine dikkat çekerek Sivas'ta birçok romatizmal hastalıkların tedavisinin yapılabildiğini söyledi. İltihap romatizma hastalığı olan hastalar özellikle romatoid artrit, ankilozan spondilit, diğer iltihaplı damar hastalıkları olan hastalar, SLE dediğimiz sistemik lupus eritematozu olan hastalar, skleroderma dediğimiz özellikle el ve ayaklarda erken dönemde sertleşmeyle giden, daha sonra akciğer ve diğer organ tutumuna giden hastalığı olan hastalar. Bunun dışında dejeneratif eklem hastalığı, kemik hastalığı dediğimiz osteoartrit halk arasında kireçlenme denen hastalar, gut damla hastalığı dediğimiz halk arasında damla hastalığı olarak bilinen hastalar yine biz tanısını tedavisini yönetmekteyiz. Sosyal faaliyetleriyle adından sıkça söz ettik.